doğalgazda pozitif ayrımcılık isteyen muhtarları destekleyen Vali Seyfettin Azizoğlu, doğru söylüyorsunuz. 6-7 ay kalorifer yanıyor. Batı bu kadar uzun süre yakmıyor. Bunu toplantı kararı haline getirelim ve hükümetimize iletelim. Gelir, kurumlar vergisi gibi konularda indirime girmesi gibi teklifler sunalım, dedi. Vali Azizoğlu, Azizli'ye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde mahalle muhtarlarıyla buluştu. Müftülük konferans salonunda yapılan toplantı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çelik ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan da katıldı. Toplantıda söz alan Azizli'ye ilçesi Selçuklu Mahallesi Muhtarı Gürbüz Özer, Doğu Anadolu bölgesinde çetin kış şartlarının yaşandığını vurgulayarak, doğalgaz birim fiyatlarında Anadolu bölgesinde pozitif bir ayrımcılık yapılması gerektiğini söyledi. Isınmada doğuda yaşayanla batıda yaşayanların aynı fiyata doğalgaz tükettiklerini belirten Özer'e diğer muhtarlar da destek verdi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 35 dereceye kadar düştüğü durumda kaloriferlerin neredeyse hiç söndürülmeden 24 saat yandığını ifade etti. Muhtarların talebini dinleyen Vali Azizoğlu, doğru söylüyorsunuz. Erzurum'da 6-7 ay kalorifer yanıyor. Batı bu kadar uzun süre yakmıyor. Doğuda kalın kumaştan elbise giyilmesi lazım. Batıda buna gerek yok. Ulaşım açısından batı uzak olduğu için seyahat giderleri de fazla. Bu konularda haklısınız. Bunu toplantı kararı haline getirelim ve hükümetimize iletelim. Gelir vergisi, kurumlar vergisi konularında indirime girilmesi gibi teklifler sunalım, diye konuştu. Önemli ve değerli katkılar dolayısıyla orada yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum. İnşallah ben de ondan aldığım bayrağı MHP Erzurum Milletvekili Profesör Doktor Kamil Aydın, Doğu Anadolu bölgesine kömür ve doğalgaz için KDV ve ÖTV muafiyeti gereklidir, dedi. MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, TBMM'deki 443 sıra sayılı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının 7. maddesi üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin adına yaptığı konuşmada Doğu Anadolu bölgesi için pozitif ayrımcılık talep etti. Aydın, Erzurum'da 1990'ların başında bir serbest bölge olduğunu, maalesef o dönemin bölgedeki sıcak siyasi gelişmeleri, özellikle Sovyetlerin çözülmesi ve Amerika'nın etkin bir şekilde İran'a ambargo uygulaması nedeniyle bir varlık gösteremediğini, düşük işlem hacminden dolayı kapanmak zorunda kaldığını ifade eden Aydın, fakat bugün geldiğimiz nokta itibariyle özellikle bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmamızın öncelikli etkili olması, öte yandan da bu ülkelerle ulaşımın daha da kolaylaşmış olması, bir de malumunuz geçenlerde ilimizi kapsayan 23 ilde cazibe merkezi oluşturulması kanununun çıkmasıyla gerçekten bölgeye yatırım düşüncesinde olan sermayenin kayması söz konusudur. Bütün bunları dikkate aldığımızda Erzurum'daki serbest ticaret bölgesinin yeniden açılması elzemdir. Bu anlamda ikinci sanayi bölgemizi işleme soktuk ve orada 26 firmaya ön ruhsat verilmiş durumdadır. Şayet Kalkınma Bakanlığımızda işlemler hızlı sürdürülürse özellikle yaptığımız çalışmalar şunu göstermektedir ki 6-8 ay içerisinde bitirilip hizmete sunulacaktır. Bunun için biz serbest ticaret bölgesi yeniden kurulmasından yanayız, dedi. Öte yandan Bakanlar Kurulu'nun mobilya, beyaz eşya ve konut edinme gibi bazı sektör ve kalemlerde KDV, ÖTV oranlarında indirime gitmesi veya sıfırlamasının vatandaşlarımızı kısmen rahatlattığını ifade eden Aydın, milletvekili olmaktan büyük onur duyduğum Erzurum başta olmak üzere Doğu Anadolu illerimizde doğrudan ithal edilen ve yoğunlukta tüketilen doğalgaz başta olmak üzere ısınmada kullanılan tüketim maddelerinde de benzer uygulamaya gidilmesi bölge insanının en büyük beklentisidir, diye devam etti. Kamil Aydın, bölge insanının zaten coğrafi ve iklim şartlarından dolayı fazladan maddi ve manevi bir bedel ödediğini, 8 ay gibi uzun bir süre doğalgaz ve kömür kullandığını, bu durumunda ekonomik sıkıntılar ve sağlık sorunlarının beraberinde getirdiğini belirtti. Kamil Aydın, vatandaş haliyle şunu sorguluyor. Gezinti gemileri, yatlar, kotçalar ve teknelerden alınan ÖTV herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın sıfırlanırken lüks tüketip olmayıp ısınma amaçlı yakıt tüketimindeki vergilerin düşürülmemesi gerçekten izaha muhtaçtır, diyerek sözlerini tamamladı. Çoğusu gördünüz. Hepsi babamızı tanıyor, atamızı tanıyor, bizi tanıyor. Bir hukukumuz var Allah'a şükür. Azizli'ye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçede yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla nüfusun daha da artabileceğini söyledi. Başkan Orhan, bölgemiz en iyi ilçe cazibe merkezi halinde. 2014 yılında göreve geldikten 3-4 ay sonra bazı revizyonlar yaptık.
yaşam standartlarını daha iyi hale getirmek için yaptığımız bu revizyonların birisi Bodrum katta yerleşim iznini kaldırmak oldu. Bu revizyonun çok olumlu karşılandığını söyleyen başkan, 2016 yılında ilçemizde yapı için birçok ruhsat verdik. Bu durum konut miktarını ve buna bağlı olarak nüfusu artırdı. Sosyal alanlarımız, parklarımız ve havamızın daha temiz olması yerleşim için uygun ortam oluşturuyor. 2016 yılında 340 konut, 114 iş yeri yapıldı ve bahar ayında da teslimi gerçekleştirilecek. Yeni 650 adet daha konut yapmayı planlıyoruz. Bahçeli Evler'de 400-450 apartman, yaklaşık 1100 konutu da akabinde düşünüyoruz dedi. Bunları etap etap inşallah gerçekleştireceğiz. Talebe bağlı olarak yine de bunların yanında kamulaştırma çalışmaları da sürüyor dedi. Bu çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda Azizli nüfusunun kademeli olarak artacağını söyleyebiliriz şeklinde devam etti. Dadaşkent'te kentsel dönüşüme ihtiyacı olan 629 uçuşun gerçekleştirildiği Erzurum Havalimanı'ndan bu yılın ilk ayında 96.928 yolcu yararlandı. 590 ticari uçuşun gerçekleştiği havalimanından 2017'nin ilk ayında taşınan yük miktarı ise 814 ton olarak kaydedildi. Erzurum Havalimanı'ndan Ocak ayında 27 dış hatta 629 da iç hatta olmak üzere toplam 656 uçak seferi yapıldı. 2016 yılının aynı döneminde havalimanından 744 iç, 14 dış hat seferi yapılmıştı. Erzurum Havalimanı'ndan yılın ilk ayında 95.946 iç hat, 982 dış hatta olmak üzere toplamda 96.928 yolcu yararlandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi verileri üzerinden yapılan hesaplamalara göre dış hat yolcu sayısının payı %1 oldu. 2016 yılında havalimanı 99.750 iç, 1.103 dış hat yolcusunu ağırlamıştı. Havalimanından yılın aynı dönemine göre %13 oranında artış gösterdi. 2016'nın ilk ayında dış hat ticari uçak sefer sayısı 8 uçuş olarak kaydedilmişti. Dış hat ticari uçak sefer sayısı toplam ticari uçuşlar üzerinde 1.54'lük oran kaydetti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2017 yılı Ocak ayına ilişkin havayolu, uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre Ocak ayında Türkiye genelinde havalimanlarında hizmet alan yolcu sayısı 11.486.491 oldu. Ocak ayı havalimanları iç hat uçak trafiği geçen yılın aynı ayına göre %0,6 azalışla 60.672, dış hatlarda ise 11,1 azalışla 34.055 oldu. Doğu Anadolu bölgesinde her 100 bölgesel yatırımdan 8'i, her genel yatırımdan 15'i Erzurum'da gerçekleşti. 14 ili kapsayan bölgede hayat bulan teşvikli yatırım toplamında Erzurum'un payı %11,89 olarak kaydedildi. Erzurum'un bölgesel yatırım payı %7,52, genel yatırım payı ise %14,85 oldu. İl, iki kategoride de bölge ortalamasının iki katı yatırım aldı. Ekonomi Bakanlığı 2001-2016 yılları teşvikli yatırım verilerini paylaştı. 15 yıllık süreçte Erzurum'da 83 bölgesel, 244 genel bazlı yatırım hayata geçirildi. Bölgesel yatırımlar için 898 milyon, genel yatırımlar için de 1.4 milyarlık harcama yapıldı. Bölgesel yatırımlarda 2849, genel yatırımlarda ise 3860 kişilik istihdam alanı oluşturuldu. Doğu Anadolu bölgesinde 15 yıllık süreçte 1103 bölgesel, 1642 genel, toplam 2750 teşvikli yatırım kaydedildi. Bölgesel yatırımlar için 7 milyar, genel yatırımlar için ise 13,5, yabancı menşeli yatırımlarla birlikte 24 milyarlık harcama yapıldı. Bölgesel yatırımlarda 47.832, genel yatırımlarda ise 34.083 kişi istihdam sahibi oldu. Yeni kimlik kartı başvurularında ilçe nüfus müdürlüklerinde oluşan yoğunlukları azaltabilmek amacıyla mesai saatleri başta olmak üzere bir takım düzenlemeler yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından
kimlik kartı başvurularındaki yoğunluğun azaltılması ve nüfus cüzdanını değiştirmek zorunda olanların yeni kimlik kartı başvurularının hızlı bir şekilde karşılanması amacıyla ilçe nüfus müdürlüklerinin mesai saatleri yeniden düzenlendi. Yoğunluklar azalıncaya kadar mesai saatleri hafta içi 19'a kadar, cumartesi ve pazar günleri ise 9 ile 17 saatleri arasında alınmaya devam edilmesi kararlaştırıldı. Konuya ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı basın merkezinden yapılan açıklamaya göre, yeni kimlik kartlarında başvurular ülke genelinde 02.01.2017 itibariyle başlamış olup, bugüne kadar 2 milyon başvuru alınmış, bu başvurular doğrultusunda 750 bin kimlik kartı basılmıştır. Ancak son dönemde Alo 199 hattından randevu alınmadan ilçe nüfus müdürlüklerine gidilerek başvuruda bulunulması, yoğunluklara ve uzun bekleme sürelerine neden olmaktadır. Mevcut nüfus cüzdanlarının geçerliliği ve değiştirilmesine ilişkin herhangi bir süre sınırlaması bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın elinde var olan cüzdanları yeni kimlik kartları ile değiştirilinceye kadar geçerlidir. Doğum, kayıp, mevcut kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermesi veya tahrifat sebebiyle kullanılmayacak durumda olunması gibi değiştirilmesi zorunlu haller nedeniyle yapılan kimlik başvurularında geçici kimlik merkezi düzenlenmektedir. YGS'ye girecek öğrenciler başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız gerek mevcut nüfus cüzdanlarıyla gerekse yeni kimlikleriyle alınıncaya kadar kendilerine verilen geçici kimlik belgeleriyle sınava giriş, pasaport, başvurusu gibi tüm resmi iş ve işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Bakanlığımız tarafından kimlik kartı başvurularında yoğunluğun azaltılması ve cüzdanı değiştirmek zorunda olanların yeni kimlik kart başvurularının hızlı bir şekilde karşılanması amacıyla ilçe nüfus müdürlüklerimizin mesai saatleri yeniden düzenlenmiş olup, yoğunluklar azalıncaya kadar mesai saatleri hafta içi 19'a kadar uzatılmış, başvuruların cumartesi ve pazar günleri 9 ile 17 saatleri arasında alınmaya devam edilmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca yoğunlukların karşılanması ve vatandaşlarımıza yeni kimlik kartlarının daha hızlı temini için Alo 199 hatlı randevu sistemimizde bu düzenlemelerle uyumlu hale getirilmektedir denildi. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu Erzurumspor'a Buca Spor karşılaşmasında ambulansta sağlık görevlisi bulundurmaması nedeniyle 5000 TL ceza verdi. Federasyon, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü'nün Erzurumspor Buca Spor 2. Lig Beyaz Grup müsabakada ambulansta sağlık görevlisi bulundurmamasından dolayı 5000 TL ceza verdi. Buca Spor Kulübü'nün takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2500, Anadolu Üsküdar 1908 Spor Kulübü'nün Anadolu Üsküdar 1908 Pendik Spor Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle aynı sezon içinde ev sahibi olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesi üzerine 8000 TL, aynı müsabakada Anadolu Üsküdar 1908 Spor Kulübü görevlisi Kadir Tükenmez'in rakip takım antrenörüne yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasını kararlaştırdı. Kurul, Pendik Spor Kulübü'nün Anadolu Üsküdar 1908 Pendik Spor Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmemesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.